Evet sevgili 8. sınıf öğrencileri hepinize yeniden merhaba. Şimdi bu videoda sizlerle birlikte veri analizi ile ilgili temel orta seviye, ortanın biraz üzeri bile diyebileceğimiz bazı soruları çözeceğiz. Diğer videomuzda ise daha üzerine geçeceğiz bu soruların. Şimdi hazırsanız başlayalım. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Hava sıcaklığı, dereceler bakın ve günler. Yukarıda verilen grafik hava sıcaklığının günlere göre değişimini göstermektedir. En sıcak gün perşembedir. En tepede kim var? Burası var. Bakıyorum perşembe. Doğru. En soğuk gün cumadır. En aşağıda kim var? Bakıyorum. Cuma mı gerçekten? Daha aşağıda bakın şu hizada var mı? Çok güzel çizmedim ama anlamışsınızdır diye umuyorum. Yok. Demek ki gerçekten de en soğuk gün cuma yani B şıkkı da doğru. C'ye bakalım. Sıcaklık değişimi en fazla cuma günü olmuştur. Perşembeden cumaya geçerken onu kastediyor. Bakın perşembeden cumaya 13'ten 9'a kaç derece düşmüş? 4 zaten en yüksekten en düşüğe yani en az olan sıcaklığa geçmiş. Diğerlerini hesaplamaya gerek bile yok. Doğru. Sıcaklık sürekli olarak düşmüştür. Hayır. Pazartesiden salıya düşmüş. Çarşamba artmış. Perşembe artmış. Cuma tekrar düşmüş ama sürekli olarak düşmüştür diyor. O yüzden cevabımız değişikliği oluyor. Aşağıda verilen grafiklerden hangisinde ikinci saatten sonra su miktarı giderek azalmaktadır? Bakın şimdi su miktarı saat ilk başta sıfır sonra ne oluyor? Birinci saatte kadar 6 litre oluyor sonra sabit 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 artmış ve sabit azalmıyor. Yani cevabımız A değil. Devam ediyoruz. B'ye bakalım. Ne olmuş bakın. Önce bir artmış, azalmış, sabit sabit. Ne diyorsa giderek azalmaktadır. Hayır. Son şuraya bakalım. Bir artıyor sonra azalıyor, azalıyor, azalıyor. Giderek azalıyor. Ve D şıkkı artmış, azalmış, artmış. Hayır. Cevabımız bakın C şıkkı böyle sorularda gelebilir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Yukarıda verilen grafik bir öğrencinin sınavlara göre yanlış sayısını göstermektedir. O öğrencimiz son sınavda hiç yanlış yapmıyor. Çok güzel. Hangisi yanlıştır demiş. Toplam yanlış sayısı 33'tür. Yanlışlarını toplarsak buluruz. Şimdi ben bunu hesaplayacağım ama önce şu daha kısa işlemsiz olan şıklara bakmak istiyorum. Varsa tabi. 5 şıkkına bakalım. En fazla yanlışı 3. sınavda yapmıştır. E, en fazla yanlış şurası bakın. En tepe. Nerede? 3. sınavda. Evet. Doğru. Yanlış sayısı sürekli azalmıştır. Doğru mu? Bakın yanlış sayısı 8. 8 sonra 8 ne olmuş? 10 yanlışa çıkmış. Bak çıkmış sonra azalmış ve sıfırlanmış. Ama sürekli azalmıştır diye. O yüzden yanlış cevabımız C. D'ye de bakalım. 5. sınavda yanlış yapmamıştır. Evet 0 dediğine göre yapmamış. Toplam yanlış sayısı 33'tür. Hepsini toplarsak muhtemelen 33 cevabını buluruz. Hadi hemen toplayalım bakalım. 8 artı 8 kaç yaptı? 16. 10 daha 26 sonra 7 daha kaç yaptı bakın 33 sonra da bitti zaten burada yanlış yok bakın bitti diyoruz ve gönderelim soruyu buna göre yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur yukarıda verilen grafik bir depoda bulunan ürün miktarını göstermektedir bakalım birinci maddede bize diyor ki depodaki Toplam ürün miktarı sürekli artmıştır. Aynar ürün miktarı artmış artmış sabit 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 sürekli denilebilir mi hayır azalmamış ama sürekli demen için hani bir mal da olsa bir üründe olsa artması lazım ama yanlış 3. ve 3 ve 6. aylar arasında 3 ve 6 bakın nerede 3 altı. aylar arasında ne diyor depoda ürün bulunmamaktadır ne alakası var bakın 150 sabit gitti. Depodaki ürün miktarının en fazla olduğu ay 10. aydır. En fazla bakın tepeye bakın. Nerede 10. ayda o zaman doğru bak 1 ile 2 yanlış 3 doğru diyorum o zaman bakın sadece bu kaldı demek ki dördüncü maddede doğru bir inceleyelim depodaki toplam ürün miktarının en az olduğu ay birinci aydır evet bakın en başta en az diyoruz evet doğru Cevabımız B şıkkı. Buna göre bu doktorun oluşturacağı sütün grafiği aşağıdakilerden hangisi olabilir? Boy var. Santimetre cinsinden yıllar var. Merve, Selin, Emre. Merve mavi renkle. Selin daha açık ama sanırım şu en yukarıdaki. Emre de en aşağıdaki. Yukarıda verilen çizgi grafiğinde Merve, Emre ve Selin'in yıllara göre boy uzunlukları verilmiştir. Merve, Emre ve Selin'in boy uzunlukları yıllara göre daha kolay karşılaştırmak isteyen bir çocuk doktoru boy uzunluklarının sütun grafiğini oluşturmak istiyor. Hangisi olabilir diyor. Bakın en son son yıla bir bakacağım. Dikkatimi o çekti. İki kişinin boyu aynı. Bir kişi daha kısa. İki kişinin boyu aynı. Birisi Merve. Diğeri de sanırım Selin. Yanlış olmasın. Çünkü renkler birbirine çok yakın. Bu çok doğru bir gösterim değil ama bakın şu aşağıda ayrı ayrı vermiş. Şimdi şuna bakacağız. Son yılda iki kişinin boyu ne dedik? Aynı dedik. Bakın evet aynı 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 aynı. Bakın ama şurada şöyle bir hata var. 2016'da da sanki hiç boy uzamamış gibi gösteriyor şu kısımda. Ama şöyle bir olay yoktu kalemimizi alalım. Bu o yüzden D şıkkı yanlış. Neden yanlış dedim bakın. Çünkü şuradaki maviyi görüyor musunuz? Selin diyor. 2017'de de boyu aynı. 2016'da da aynı diyor. Hayır öyle bir şey yok. Şimdi şuraya bakarsak Merve'yi gri ile Selin'i mavi ile göstermiş olabilir. Sorun değil. Peki öyleyse bakalım durumlar nasıl? Ben şu an bu soruda Merve'den gitmeyi tercih ediyorum. Merve bakın son yılı 130. E, 2017 yani bir önceki yıl 120 cm boyunda Merve şurada bakın beyaz renk 130 burada 120 bir önceki yıl 115 Merve için bu doğru mu Evet doğru şuraya bakıyorum Merve 130 sonra bak burada 125 diyor Hayır Merve kaç santimetre boyunda bakın şurayı uzatırsanız göreceksiniz 120 o yüzden devam edelim bakalım ya A ya B cevabımız. Şimdi e, Selin hangisi burada? Merve beyaz, Merve 130, Merve 120, Merve 120 diyor. Hayır. Merve 115'li. Merve'nin boyu hep uzadı. O zaman cevabımız aşık. Bakın sadece Merve'ye bakarak bile bulduk. Ee, kimle uğraşmadım? Selim ve Emre'yle uğraşmadım. Renklerinden dolayı uğraşmadım. Normal dediğim gibi hani LGS tarzı bir sınavda muhtemelen renk konusunda hani arada kalacağınız bir şey vermezler. Ama diyelim ki oldu. Hani net olandan gidin. Daha sonra lazım olursa diğerlerini incelersiniz. Devam edelim. Buna göre yukarıda verilen ifadelerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş. Bakalım. Yukarıda yıllara göre Türkiye'de macera, bilim kurgu ve edebiyat türlerinde satılan kitap sayıları verilmiştir. Macera'yı beyaz, beyaz diyorum yani açık gri, edebiyat mavi, bilim kurgu ise gri rengiyle gösterilmiş. Satılan macera kitaplarının sayısı yıllara göre sürekli olarak artmıştır. Macera diyor. Bakın sürekli denilenler gayet kolay. Hiç işlem yapmıyoruz. Gözlerimiz hani dikkatli bakacağız. Yeterli olacak. Macera şu en açık renk. Yani en soldaki sütun. Bakın 5 sonra 10 sonra 15 sürekli olarak artmış. 1 demeyeni gönderdim. İkinci maddemiz 2015 ve 2016 yıllarında satılan bilim kurgu kitaplarının sayısı birbirine eşittir. 2016-2017 bilim kurgu şu gri en sağdaki. Burada bakın kaç? 20. Şurada kaç? 15 eşit mi? Değil. 2 diyeni gönderiyorum. Yani cevabım ya yalnız 1 ya da 1 ve 3. Üç. Üçüncü maddeyi de okuyalım bakalım. 2016 yılında 2017 yılına göre 10 milyon daha fazla edebiyat kitabı satmıştır diyor. 2016 yılında edebiyat kitabı bakıyorum mavi olan ne kadar? 20 milyon 2017 yılında 10 bakın milyon şuradan anlıyorum. Milyon. E, aradaki fark evet 10 milyon. Demek ki cevabımız 1 ve 3 yani B şıkkı. 3 malzemenin toplam ağırlığı 800 gram olduğuna göre pasta yapımında kullanılan unun toplam miktarı gram cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? 3 malzemenin toplam ağırlığı 800 gram şimdi bakın yüzde 25 kakao yüzde 40 şeker 3 malzemeden oluşuyorsa ikisinin toplamı kaç bakın yüzde 65 o zaman yüzde 100'dür tabii ki tamamı çıkartırsak geriye yüzde 35 kalır ve bize ne demiş tamamı 800 grammış bize neyi soruyor peki onu mu soruyor evet onun toplam miktarı gram cinsinden Un tamamının ne kadarıydı? %35'iydi. O zaman diyorum 800 gramın %35'ini ben çarparım ve güzel bulurum. Hemen de sadeleştirmemizi yapalım. Sıfırlar gitti. 8 ile de 35'i çarparsak acaba kaç çıkacak? Evet. 8 kere 5, 40. 40'ın 0 elde var. 4. 8 kere 3, 24. 4 daha 28. 280, şıkkı gönderelim. Bu torbada 30 tane mavi balon var ise torbada toplam kaç tane balon vardır? Şimdi bakın 120 derece 90 derece ikisini toplarsanız 120 ile 90'ı 210 yapar. 360'tan çıkartırsınız. 150 kalır. Neden 360'tan çıkarttım? Çünkü daire grafiğinin tamamı 360 dereceydi. Bakın maviye 150 derece düşüyormuş ve diyor ki 30 tane mavi balon varsa torbada toplam kaç tane balon vardır hemen yapalım bakalım diyelim ki nereye şuraya yazabiliriz 150 dereceye 30 balon düşüyorsa diyebiliriz 360 derece x balon bakın içler dışarı yapabilirsin ya da ne yapabilirsin şunların kendi arasında tam kat olma durumu var mı Hayır yok. Peki o zaman ne yapacağım? Şuna da bakacağım. Şimdi şöyle yukarı aşağı baktım, sağ sol şeklinde bakacağım. 30 balon 150 derece kaç katı? 5 katı. Ya da tam tersi düşünürsen 150'yi 5'e bölersem 30 yapar mı? Yapar. Aynı şekilde 360'ı 5'e böleceksin. Demek ki ve cevabımız 72 çıkacak. Yanda verilen çizgi grafiği Ahmet'in yediği çikolataların günlere göre dağılımını göstermektedir. Çizgi grafiği daire grafiğine dönüştürülürse aşağıdakilerden hangisi gibi olur? Şimdi bakalım yediği çikolataların gram cinsinden miktarı var. 40 gram, 30 gram, 30 gram, 20 gram. Toplarsanız ne yapar? 20 artı 2 tane 30, 60 bir tane de 40 var. Yani hepsi 120. 120 gram. Kaç dereceye denk geliyor? Bakın 360 derece. Tam katı değil mi? 120-360 demek ki ben gramları ne yapmışım hep? 3'e çarpmışım. O zaman aynı şeyi yapacağım bakın. 20 gram yediği günü 20 ile 3 çarparsam pazartesi 60 derece. 30 3 çarparsam 90 derece 90 derece. Çünkü salı çarşamba aynı. 40 ile 3 çarparsam 120 derece. Bu kadar. Acaba hangi şık? Bakıyorum. Perşembe günü 120 derece olabilir. Perşembe günü 150 olamaz. Perşembe günü 100 olamaz. 90 olamaz. Cevabımız Adana. Çarşamba 90, Salı 90, Pazartesi 60. Çok güzel zaten biz de öyle bulmuştuk. Buna göre bu veriler daire grafiğine aktarıldığında çarşamba günü ne diyor bize? Kaç derecelik merkez açıyla gösterilir? Hemen Bakalım. Şimdi pazartesi günü 120 soru çözmüş. Onları şurada bir toplayalım. 120. Salı günü evet, sen de topluyorsun. Çarşamba. Perşembe Cuma sığmayacak sanki. Cumartesi pazar 80 80. Bakın ikisi de aynı. 160 azıcık orada bari toplayalım. Hemen toparlıyorum. Şimdi ne oluyor bakın istediğiniz gibi toplayabilirsiniz. Tabi bu 160 karıştırmayayım. 160, 60 daha kaç yapar? 220, 100 daha, 320, 140 daha ne yapar? 460, 140 daha ne yapar? 600, 120 daha. Hepsinin toplamı 720. Soru sayısı bu kadar soru çözmüş. Bizden ne istiyor? Bunu diyor. Daire grafiğine çevir. Sonra da çarşamba günü diyor acaba kaç derecelik merkeze açıya denk gelir? Bakın 720 soru toplam. Peki daire grafiği toplam kaç derece? 360 derece. Çarşamba günü kaç soru çözmüş? 100 soru acaba kaç derece? Tam kat olayını görmüyorsan ne yapacaksın? İçler dışlar çarpımı yapacaksın ama gerek yok. Hiç uğraşma. Şimdi bakarsan eğer görmeseydim böyle çarpacaktım ama ona gerek var mı? Asla yok. Ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor. Bak. 367 120. 2'ye bölersem bulmaz mıyım? Bulurum. E oran aynı oran, aynı soru, aynı grafik. O zaman 100 soru 2'ye bölersem demek ki ben bunu 50 dereceyle ifade edebilirim. Cevabımız Adana. Bu veriler daire grafiğine aktarıldığında aşağıdaki grafiklerden hangisi oluşur? Artık senin de çözmeni istiyorum. Çünkü çözebilirsin biliyorum. Bakın Galatasaray'ı tutan 4 kişi, Fenerbahçe 6 kişi 10, 15, 18. 18 kişi ve kaç derecelikti bizim açımız? 360 dereceydi. 18 360 tam katı mı? Onu söyleyin. Tam katı hocam. Kaç katı? 20 katı hocam. Aferin. Çok da güzel söylüyorsun. E artık şuradaki çarpma işlemlerini yaparsın diye düşünüyorum. 20 katı ise aynı şekilde hepsinin 20 katını hesaplayacağım. 20 ile 4'ü çarparsan 80. 20 ile 6'yı çarparsan 120. 20 ile 5'i çarparsan 100 ve 20 ile de 3'ü çarparsan 60 bulursun. Tabi bunların hepsi derece. Bakalım Galatasaray 80, 90 diyor. Bakın şu işaret 90 unutmayın. Galatasaray 80 olabilir. Galatasaray 70 olamaz. Galatasaray 80 olabilir. Devam ediyorum. Fenerbahçe 120. Fenerbahçe 120. Evet Fenerbahçe 100 gitti. Cevabımız C. Diğerlerine de bakalım. Beşiktaş 100. Nerede Beşiktaş? Evet bakın 100 ve Trabzonspor 60. Şurada diyoruz ve cevabımız C. Gönderelim gitsin. Buna göre grafikte beyaz renkle gösterilen kişi kimdir? 4 arkadaşın harcadıkları para miktarı. Ali, Rıza, Emre ve Can var. Bakalım şuna dikkat etmenizi istiyorum. Can bir kere en fazla parayı harcayan kişi değil mi? 390. O zaman Hangi açı ona denk gelir? Can. Şurası. Tamam. En az parayı harcayan kim? Emre. Emre'ye de şu 40 derece denk gelir. Peki sayılarla acaba bir bağlantıları var mı? Hatta şunları da bir şey söyleyeyim. Hiç işlem yapmaya gerek yok. Neden? Hani Küçükten bir ya falan sıralasanız da çıkar zaten. Sonuç oran olayı olduğu için sen hani en fazla parayı harcayan kişinin açıda en küçük açıyı alma ihtimali yok. Tabii ki o şekilde sıralanacak. Ee, şimdi daha sonra kim var? Candan sonra en çok harcayan kim? Bakın Ali. O zaman Ali 300, Rıza 270. Ali daha çok. Yani Ali 100 derece, Rıza da 90 derece. Beyaz rengi soruyor. Zaten boşuna bulmuşum. Evet Can. Cevabımız Denizli. Tablodan yararlanarak çizgi grafiği oluşturmak isteyen biri armut ağacı sayısının 40 olduğunu bildiğine göre. Bakın 120 40. Yine tam katı. Dikkat et. E, hangisini diyor? Grafiklerden hangisini çizmiştir? 120 derece 40. Bakın 120'yi 40 olması için 3'e bölmüşüm. 3'e böleyim o zaman. 63'e bölersem 20 elma ağacı olacak. 20 elma ağacı, 20 elma ağacı, 20 elma, 20 elma. Hepsini doğru yapmışlar. O zaman demek ki şu portakalı bulmam lazım. Peki kaç derece acaba portakal? Onu bir hesaplayalım. 120 derece, 60 derece daha 180. O zaman 360'tan 180'i çıkartırsan portakala da 180 kalır. Ne yaptım bak 120'yi 3'e böldüm 40 buldum. O zaman 180'i 3'e bölersem 60 bulmaz mıyım? Bulurum. Portakal 60 ve armuta da 40 gelmesi lazım. Doğru. Hocam diğerleri neden yanlış? Bak portakal doğru. Armut 30 demiş. Halbuki armutu zaten soruda bize vermişti. Diğerleri de bakın yine yanlış. Bir turist kafilesindeki İngiliz turist sayısının tüm turist sayısı içerisindeki payını pay oran göstermek istediğimizde aşağıdaki grafiklerden hangisini kullanmamız uygun olur diyor. Sen de diyorsun ki hocam d d d d doğru diyorsun. Daire grafiği payını oranını göstermek istiyorsan en doğru grafik. Fabrikada üretilen ürün miktarlarını yıllara göre karşılaştırmak isteyen bir kişi Aşağıdaki grafiklerden hangisini kullanması en uygun olur? Yıllara göre karşılaşacak arttı mı azaldı mı ne oldu indi mi çıktı mı? Bakıyorsa diyorum ki senin için en doğru grafik çizgi grafiğidir. Aşağıdakilerden hangisini çizgi grafiği ile göstermek daha uygundur? A şıkkı otogaleride satılan araçların dağılımı. B şıkkı futbolcunun maçlarda oynadığı süre dağılımı. C ilçede saatlere göre sıcaklık değişimi D markete bir gün içerisinde gelen 600 müşterinin Alışveriş sürelerinin dağılımı Zaten bakın ABD dağılım 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 diyor ki biz Daire grafiği için yaratılmışız C de diyor ki Değişim değişim artış azalış Tam olarak çizgi grafiği yani cevabımız C bu soru bankasında bulunan soruların derslere göre dağılımı daire grafiğinin grafiği ile gösterilecek olursa diyor. Daire dilimlerinden birisinin açısı olamaz. Şimdi öncelikle bir şu soru sayılarını bir toplayalım. 200 Türkçe var. Artı matematik 180, fen 120, sosyal nerede bakın olamaz diyor. Herhalde sosyal 90 diye tahmin ediyorum. 80 ile 100'ün arası. Ve İngilizce 120 ile 140'ın arası yani 130. Toplarsak kaç yapar? Şimdi 200 artı 180, 380, 120 daha 500, 90, 130 daha kaç yapar? 720 yapar. Evet tam güzel bir soru sayısı neden güzel dedim acaba neden olabilir daire grafiği diyor benim amacım ne 360'ya bir şekilde bir tam katlık durumu olsun ya tam katı olsun ya da tam bölünebilsin isterim 720 360'ın tam olarak kaç katı tam olarak evet 2 katı çarpı 2 diyorum pardon yani 360'ya 2'yi çarpıyorum Doğru söyledim. Ya da ne yapacağım? Soru sayısını 2'ye böleceğim. Hesaplayacağım. O zaman Türkçe. 200'ü 2'ye bölersem 100 olabilir. Matematik. 182'ye bölersem 90 olabilir. Fen. 122'ye bölersem 60 olabilir. Ama şıklarda yok. Sonra şuraya bakalım. Sosyal kaçtı? Bakın 90'dı. 92'ye 90 bölersem 45. Ama 120 olması için 240 soru çözülmesi lazımdı. Ama Türkçe en fazla o bile yetmiyor cevabımız denizli. Aşağıda bir manavda satılan meyveler ve bulundukları kasa sayıları sütun grafiği ile verilmiştir. Verilen sütun grafiği daire grafiği olarak aşağıdakilerden hangisi biçimde ifade edilir? Şimdi bakıyorum incir kaç kilogram? 70. Armut ne kadar bakın? 20. Sonra bu 50 var. 50. 50 dediğim elma. Kiraz ne kadar? 60. Hepsini toplayın bakalım kaç yapıyor? Hemen söyleyin. 60 artı 50, 110. 20 daha kaç yapıyor? Bakın. 130. 70 daha. 200. Pek hoşlanmadım bu durumdan. Ama sorun yok. Şimdi oran orantı yapabiliriz. Şuna bir dikkat edelim. İncire bir kere en büyük açı. Armuta da en az açı gelecek. Ona dikkat et. İncire %15 var. Ha demiş. O çok güzel o zaman. Yüzde diyor bak daire diye görünce hemen atladım. Ama 200'ün yüzde olarak diyorsa o zaman ne yapacağım? 200 tamamı yüzde yüzse demek ki ben 200'den yüze gidiyorsam aslında ben tüm kasaları hesaplarken hep ikiye bölsem bölsem hesaplar mıyım? Olur. İncir demek ki bakın yüzde 35. Armut ikiye bölersem yüzde 10. Elma yüzde 25. Ve kirazı da yine ikiye bölersem %30 ve hepsini toplayın bakın 70 yapar. Şimdi incir'e %35 dedik olabilir, kiraz %30 olabilir, elma %25 çok güzel, armut %10 tam olarak öyle. Cevabımız Adana.